Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Paskalya dönemindeyiz. Bu hafta Paskalya, herkes tatilde. Şu anda hiçbir işlem yapılmıyor. Atina boşaldı. Herkes ya köyüne gitti ya tatile gitti. Hiçbir yerde boş bir yer bulmak mümkün değil. Ben de Atina'da kaldım. Eğer kısmet ederse yarın belki bir yerlere kaçarım. Son durumla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Oturum izniyle ilgili çok fazla bilgi kirliliği var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir sürü müşterim, uzmanlık alanı olmayan insanlardan bilgi almak suretiyle kafalarını karıştırma sürecine giriyorlar. Aslında çok basit, karmaşık ama basit. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, bu 4 ay herhangi bir mülk bulursanız eski fiyatlardan oturum izni alabilirsiniz. 250'lik bölgeler Pire, Batı Yayı ve Atina'nın doğu tarafı 250'de kalmıştı. Atina'nın içi, kuzey, güney, bildiğiniz yerleri 500'de. 250'lik yerler, semtlerin isimlerini söylemem gerekirse Pire, Nikea, Egalio, Peristeri. Nikea çok problemli bir bölge. Eğer mülkünüz vergi anlamında sıkıntıdaysa, yani vergi dairesinden bir evrak gerekiyorsa, vergi dairesi neredeyse hiç çalışmıyor. Evrak verme babında çok sıkıntılı bir vergi dairesi Nikea. Tamamıyla boşamışlar gibi duruyor. Pistleri biraz konuşalım. Bu oyunun pistleri. Başıma gelen bir olayı da anlatmak istiyorum size Pire'de. Bir sürü müşteri geliyor. Diyorlar ki biz oturum izni istiyoruz. Bunların bazıları emlak sektörünü çok iyi biliyor. Veya bildiğini zannediyor. Emlak sektörü zaman parametresinin dışarısında tutulabileceği bir iş değil. Eğer bir işi çok biliyorsan, o bildiğin işi doğru zamanda da yaparsın. Yani zaman da bir parametredir. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. Birisine sana 1 milyon euro vereceğim derseniz, bu ne zaman ve nasıl sorusu cevaplanmadan havada kalan bir taahhüttür. O 1 milyon euroyu ne zaman ve nasıl vereceğini söylersen bunun bir anlamı kazanır. Yani şunu söylüyorum, şu anda oturum izni için geç değil, kafa karışıklığı olmasın. Yani insanlar geliyor, çabuk bitireyim, çabuk bitirecek bir şey yok, kaçan bir fırsat da yok. Ağustos'un sonuna kadar alınacak mülkle alakalı %10 kaparo verilirse bu iş rahatlıkla olur. Senenin sonuna kadar beklerim diyor kanun koyucu. O mülk olmazsa başka bir mülk, ki o vermiş olduğun kaparo devreye girerek seni 2025'in Nisan'ına kadar koruyor. Yani Ağustos'un sonunda %10 kaparo verdiniz bir mülk almak için, o mülk olmadı. Okey, başka bir mülk bularak 2025'in Nisan ayına kadar bekleyebilirsiniz. İşin mekanik kısmı bu. İşin nereden ev alacağız kısmında geç kaldınız. Yatırımsal kısmında geç kaldınız. Eğer olur da koşullandıysanız biz Atina'dan alacağız diye geç kaldınız. Türkçesi bu. 5 sene önce gelseydiniz gerçekten hem yatırım anlamında hem alacağınız şeyin değeri anlamında, alacağınız kira anlamında daha uygun olurdu. Şu anda Pire'den 250 bin euroya satılmaya çalışılan, kelimesi çok kibar kalır, evler 700-750 euro getiriyor. 50 metrekare, 60 metrekare, saçma sapan, Nuh'un Nebi'den kalmış evler 250'di. İşin bu ikinci el bacağı. Bir de işin proje bacağı var. Onu da konuşacağım. Pistler, bu pist zor bir pist. Bu pist pis bir pist. Kirli, saçma sapan, kazık,
ve karşı tarafı şaşırtmaya, kandırmaya yönelik bir pist, pire yayı. Neden? Çünkü dünyanın bütün ülkelerindeki talep pireye gidiyor. Dediğim gibi işin ikinci el kısmı var, işin proje kısmı var. İkinci el kısmında başıma ne geldiğini anlatayım. Bundan 10 gün önce bir müşterimiz geldi. Bir tane ev buldu. Bulduk, gösterdik. Dedik ki bu var, şu var, şu var. Mülkün fiyatı 290 bin euro. Beğendik. Pazarlık etmeye kalktık. Oldu, olmadı. Ondan sonra pazarlık aşamasında bizim teklifimiz 270 bin euroydu. Kabul etmediler. Çünkü onu üstlenmiş emlakçı dedi ki mal sahibi para vermiyor, ben de üstüne 20 bin euro koyuyorum. Bunu da açıktan elden istiyorum. Kabul etmedik, geri döndük. 5 gün sonra aynı mülk 270 bin euroya liste fiyatı bir emlakçıdan geldi. Dedik ki ya nasıl olur, biz bunu 290'a bulmuştuk, nasıl olur da böyle bir şey olur? Dedi ki, telefon çalıyor kusura bakmayın. Dedi ki ya dedi işte mal sahibi para vermiyor. Ben de onun üstüne koyuyorum. Dün, daha doğrusu dünden önceki gün bu mülkü 250 bin euroya bulduk. Aynı hikaye. Şimdi şöyle bir şey, bu bir saadet zinciri şekline geldi. Aynı şekilde projelerde de bunu görüyoruz. Yani proje sahipleri emlakçılara, sizin konuştuğunuz emlakçılara kaç para komisyon veriyor biliyor musunuz? %15. Bu para kimden çıkıyor biliyor musunuz? Sizden çıkıyor. Bunda haberiniz var mı? Yok. Aldığınız mülk yapılmamış. Hatta kazılmamış bile. Şimdi şunu soruyorum. Bir ürünü olan bir insan normal bir piyasada emlakçı komisyonu %2 iken bir emlakçıya niye %15 para verebilir ve nasıl verebilir? Nasıl verebilir? Çünkü malı pahalıdır. Yani 250 bin euronun içinde %15 var ki 30 bin euro eder. Düşünün, bu malın değeri 150-160 bin, bin euro ki bu adam o karını cebine alabilmesi için bu kadar da para saçabiliyor. Onun için ben proje göstermiyorum. Kazık dışında bir de bu projenin teslim edilip edilmeyeceği var. Yabancı bir memlekettesiniz. Buradaki kanunları bilmiyorsunuz ve buradaki avukatların çoğunun uzmanlık alanı yeni satın alınacak bir proje değil. İkinci el, mülk satın almaya çalışan bir avukatın tecrübesiyle proje satın alacak bir avukatın tecrübesi farklıdır. Durum bu. Pist dediğim gibi kötü, zevksiz, pis bir pist. Ben onun için patraya çıktım. Aptal değilim ben, her gün 200 kilometre gideyim, 200 kilometre gel. Bir de şu olacak, yani 250 bin euroluk aldığınız mülk oturum izni 800'e çıktığı zaman değeri düşecek çünkü talep artık finito. Dolayısıyla para kaybetmenizin garanti olduğu bir semttir Pire, Batı Yayı. Bizde var. Bizim elimizde çok portföy var. Eğer bunları biliyorsanız ve kabul ediyorsanız size Pire'den yer göstereyim. Ama benim buradaki görevim de rehberlik yapmak. Yani size yani güven işi bizim işimiz güven işi. Yani bana bir sürü güvenerek gelen bir sürü insan var. Bunların çoğu çek hazırlayıp bana teslim ediyor. Diyor ki satışta ver. Bunlar az paralar değil. Nasıl ki kötü nam hızlı yayılıyorsa iyi isim de hızlı yayılıyor. Ben bunu görüyorum. İnsanlar sağ olsunlar geliyorlar, güveniyorlar. Güven işi bu. Videoda gördüğünüz bir tane Costa veya videoda gördüğünüz herhangi biri. Bunun ne olduğu ancak iş olduğu zaman belli olur.
Ben de elimden geldiği kadar gerçekleri olduğu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi Patra hiçbir zaman oturum izni talebinden etkilenmeyen bir şehir. 300 kişilik bir şehir. Temiz bir şehir, küçük bir şehir. O 300 bin kişinin üstüne 50 bin tane de öğrenci geliyor. Patra'daki insanlar böyle çok çalışan insanlar değil. Her birinin 5-6 tane evi var. Onları kiraya veriyorlar 300-500. Öyle geçiniyorlar. Bu böyle para kazanıyor Patra. Dolayısıyla kiralar yüksek. Hiçbir zaman talep görmediği için fiyatlar şişik değil. Fiyatlar şişik olmadığı için de oturum izni biterse hiçbir zaman etkilenmeyecek bir yer Patra bana göre. Patra'yı göstereyim biraz, görün Patra'yı. Burası da Patra. Patra'da yürüyen bir adam. Patra zevkli bir şehir, keyifli bir şehir. Kimi götürdüysem çok memnun ayrılıyorlar, hoşlarına gidiyor. Deniz var, turistik yerler var, kira getirisi çok iyi. Onun için tavsiye ediyorum, yoksa Patra Belediye Başkanı'yla bir bilgim, bir ilişkim yok. Kira getirisi de çok iyi, mülklerin fiyatları düzgün. Yani mülk satın alma hususu göz önünde tutulursa zaten bunlar gerekiyor. Yani ben bir finansman aracı olarak bakıyorum. Bu eğer siz buraya gelip de yaşarsanız başka şeyler konuşuruz ama kira getirisi ise amaç, ki bu bir makine satın alınmış gibi düşünün. Yani bu makineyi alacağız, bize problem çıkartacak mı? Tamircilerde koşacak mıyız? Kiralarsak ne kadar kira getirecek? Satmak zorunda kalırsam da ne kadar az kazıklanacağım? Buna bakıyorum. Patra şu anda Yunanistan'ın en iyi yeri. Durum bu. Paskalya, pazartesi, salı kendilerine gelir insanlar. Öyle söyleyeyim. Onun dışında da başka söyleyecek bir şey yok. Yarın Atina'nın üzerinde bir tane sis bulutu olacak pişirmekten. Güzel, keyifli, sakin. Zaten sakiniz, daha da sakin olduk. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.